Allah'ın büyülediği ve umutlandırdığı bir dünyada yaşıyor. Ancak ilginç bir şey oldu dünyada. Bazı ülkeler, bazı bölgeler bu değişimleri talep ettiğinde Batı'nın tepkisi maalesef değişimden yana olmadı. Arap Baharı ile beraber Mısır değişim talep ettiğinde bunu darbeyle bastıranlara her türlü desteği veren yine Batı dünyası oldu. Suriye'de değişim isteyenlere karşı da duyarsız kalın, politika üretmeyen, yaşanan trajediye terör örgütleri elleriyle cevap veren yine Batı medeniyetiydi. Ve Türkiye, 2002'den beri yaşadığımız, hep birlikte yaşadığımız şey aslında tam bir değişim ve inovasyon olmasına rağmen Batı medeniyetinin giderek artan direnciyle Türkiye ile karşılaştık. Bir duvarı tuğla tuğla yükselttiler. Türkiye attığı her adımda, ortaya koyduğu her gelişmede önce bir korkutma, sonra bir itiraz, en sonunda da müdahaleyle karşılaştı. Önce 367 garabetini gördük. Sonra 27 Nisan en ultrasını. Ardından 2009 kapatma davası. Sonrasında gelen gezi olayları. 17-25 Aralık hadisesi, 6-7 Ekim olayları ve nihayetinde yaşanan bu büyük değişime en büyük itiraz ortaya koyan 15 Temmuz hadisesi. Türkiye'nin değişim talebine ve daha doğrusu gerçekleştirdiği değişime karşı ortaya koymuş olan büyük bir itiraz ve engelleme çabası açıkça kendini her alanda gösterdi. Peki Türkiye'de ne değişmiş? Her şeyden önce zihniyet değişti. Türkiye'de artık hedefleri olan, kendi gücünün farkında olan, istikrarlı bir siyasi ortama kavuşmuştur. Yarını hesaplayamayan, her seçimden sonra koalisyon kabusları gören Türkiye'den 2023 diyen, 2053 diyen, 2071 diyen ve önümüzdeki 3 ay sonrasını göremiyoruz diyen bir Türkiye'den 2071 diyen, kendisine istikamet koyan, hedef koyan bir Türkiye tablosuna ulaşmıştır. Biz okulda okuduğumuz zamanlar hocalarımız, öğretmenlerimiz bize şunu söylerlerdi. Büyük ülkelerimiz uzun erimli, uzun zamanlı planlar yapan ülkelerdir. Küçük ülkeler plan yapmakta zorlanan ülkelerdir. Büyük ülkeler 50 yıllık, 100 yıllık büyük planlık yaparlar. Ama küçük ülkeler 1 yıllık, 2 yıllık kendi önlerini, kendi vizyonlarını göremeyen ülkelerdir. Türkiye küçük ülke statüsünden büyük ülke statüsüne geçmeye çalışınca maalesef şunu ifade etmek istiyorum. Batılı dostlarımızın bize müttefik ve dost anlayışı değişti. 1500 dolarken dost, 2000 dolarken dost ve müttefik, 3000 dolarken dost ve müttefiktik. Hastanelerimizde insanlarımız ilaç kuyruğunda kalp krizinden ölüyorken dost ve müttefiktik. İnsansız hava uçağımız olmadığı için, terörle mücadele ederken, zorlanırken, insansız hava uçağımızı İsrail'den almak zorunda kaldığımızda dost ve müttefiktik. Her 100 liranın 70 lirasını bütçeden faize verirken dost ve müttefiktik. 6 ay tankı üretmezken dost ve müttefiktik. Cirit füzesi üretmezken dost ve müttefiktik. Elimizi kendimize yardım için açarken dost ve müttefiktik. Atak helikopterlerini üretmezken dost ve müttefiktik. Ve bu topraklarda evet 3000 dolarlık gelir seviyesinden 11.000 dolarlık kişi başına gelir seviyesine geldiğimiz zaman hesaplar değişti. Her onu alma